Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle direkt Başak Burcu videosuna başlıyorum arkadaşlar. 16-30 Haziran bakacağız. Bakalım Başak Burçlarını neler bekliyor. Başak Burçları toprak grubuna dahil, yükselen yönetici gezegeni Merkür'dür. Uğurlu günler Çarşamba. Uğurlu sayıları 5, metali civadır, renkleri turkuaz ve sarıdır. Başak burçları çok hiperaktif, acayip şekilde düzeni seven, disiplini seven, titiz burçlardır. Başak burçları biraz takıntılı olurlar arkadaşlar. Aşık oldukları zaman çok ciddi şekilde severler ve kolay kolay unutmayan burçlardır başaklar. Şimdi Başak burçları aktif burçlardır. Düşünebiliyor musunuz? Metalli civadır. Yani bir yerde durmayı sevmeyen burçlardır. Potansiyelli çalışma hayatını çok seven, aktif çalışan, ticari konularda olağanüstü zekaya sahip olan burçlardır Başak burçları ve memnuniyetsiz burçlardır. Çünkü her şeyi o kadar hakkını vererek yapan burçlar ki anlatamam size. Onun için her şeyden memnun kalmazlar. Aşkta çok seçici Başak burçları. Başak burçları hangi burçlarla anlaşamayacağını söyleyeceğim. Toprak grupları olumludur Boğa Başak Oğlak'la. Su grupları Yengeç Balık Akrep'le olumludur. Şimdi Başaklar sıkıntı yaşar. Hava ve ateş burçlarıyla. Ama her zaman söylüyorum, yükselen burçlara dikkat edelim. Yükselen burçlar her zaman çok etkilidir. Örnek veriyorum, Başak Burcu'nun karşı partnerinin burcu mesela anlaşamadığı ikizler burcudur mesela. Ama ikizler burcunun yükseleni Yengeç Balık Akrep veya Boğa Başak Oğlak'sa tabii ki de anlaşabilirler arkadaşlar. Şimdi canlarım, bir genel bakım yapacağım, sonra detaylı bakım yapacağım. Bu arada yurt dışı bakımlarda %50 indirim devam ediyor. Instagram'dan özel bakımlar için bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. 2, 4, 6. Şimdi Başak Burcu yeni bir hayata başlamış olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Başakların aileyle ilgili kırgınlıklarından bahsediyor. Başaklar ufak tefek bir sağlık problemi yaşayabilirler ama kesinlikle geçmişte yaşadığı sıkıntıyla ilgili toparlamış olarak gösteriyor. Hayatını değişmeden bahsediyor. Geçmişte yaptığı yanlışlarla ilgili biraz kalp kırıklığı veya hüsran olduğunu gösteriyor. Başak burçlarının hayatında kesinlikle değişim ve dönüşüm olacağından bahsediyor kartlar. Yani bir yol yapabilirler, bir değişim yapabilirler, hayatlarını değiştirebilirler. Bundan bahsediyor kartlar. Bu dönem çok aktif çalışma döneminden bahsediyor. Hava burcunun döneminde, yani ikizler dönemin daha bitmedi biliyorsunuz. Geçiş dönemi, ikizlerin yengeçe geçiş dönemi 19'undan sonra, 19-20'sinden sonra, Temmuz 20'sinden sonra, Haziran 20'sinden sonra yengeçe geçiyoruz. O dönem Başak Burcu'nun en hareketli, en çalışma, aktif, sorumluluk alma, geçmişte olan kaygılarını bırakma ve dürüstçe devam etme dönemidir diyor. Yani arkada bıraktığı enkaz veya ayrılık olabilir. Onu rahatsız eden hususlar olabilir. Ama bununla alakalı kesinlikle değişim ve dönüşüm yapacağının kararını vermiş olduğunu gösteriyor Başak Burçları. Şimdi Başaklara bir aşk bakacağız detaylı. Bakalım aşktan yana neler var. Onu bir bakalım. Sonra para ve şeyde kariyerde bakarız canlarım. Bir bakalım önce aşktan yana neler var Başak Burçlarında. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Bakın gece yarısıdır ben video çekiyorum. Emeğimin karşılığı 2, 4, 5. Kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. 7. Şimdi Başak Burçlarını Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay burcu ile ağırlıklı ateş elementini çok ağırlıklı gösterdi. Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay. İkizler Kova Terazi ve yükseleni İkizler Kova Terazi ile olan partnerler arasında biraz gerginlik gösteriyor. Şimdi özellikle Terazi burcunun Başak burcuna verdiği bir üzüntüden ve bir ayrılık yaşamış olabilirler, bir boşanma olabilir.
Bundan bahsediyor. Bunun üzüntüsünü ve sıkıntısını yaşadığını gösteriyor. Şimdi karşı tarafı da duygu karmaşası içerisinde gösteriyor. Yani İkizler Kova, Terazi, Koç, Aslan, Yay ve yükselen de bu burçlardan olan partnerinizle aranızdaki ilişkide bir sallantı söz konusudur diyor. Bir kalp kırığından, duygu karmaşasından bahsediyor. Özellikle diyor ki Başak Burcu'nu gerçekten ikilemde bırakıp hiçbir şekilde arafta bıraktığından bahsediyor. Başak Burcu bununla ilgili kararını vermek zorundadır ama çok zor bir karardır. Değişim ve dönüşümden bahsediyor. Değişim dönüşüm nedir? Sanki normal olan düzenli ve normal ilişkisi evlilik de olabilir. Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay, İkizler Kova Terazi ve yükselen İkizler Kova Terazi olan partnerlerle arasındaki normal ilişkide bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Sanki bitiş ve yeni bir başlangıç. Yani normal giden ilişkinin bir anda aralarında sıkıntıya bağladığını gösteriyor. Bir ayrılık söz konusu diyor. Yani tamamen ayrılık mı, ona bir bakıyorum. Şimdi kısım kısım arkadaşlar, burada yüzdeye bakarak konuşuyorum. Ağırlıklı ne gösteriyorsa onu söylüyorum. Çünkü bu genel açılımdır. Kişiye özel açılım değil. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Şimdi burada Koç Aslan Yay burcu ile barış olabilir. Geri dönüş olabilir ama gerçekten Başak burcunun da bu ilişkide çok yıprandığını gösteriyor. Hava enerjisinde aynı. İkizler Kova Terazi ile de yıprandığını gösteriyor. İlişki çok sürüncemede giden bir ilişkidir. Başak çok yorgun gerçekten. Ama İkizler Kova Terazi'nin hava elementinin biraz üzgün olduğunu ve geri dönüş yapmak istediğinden bahsediyor. Ama bu ilişkiye yıkım gösterdi arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi kararınızı kesinlikle kendiniz verin. Kimseyi dinlemeyin. Kimsenin etkisi altında kalmanızı istemiyorum. Sevgili Başak Burçları, bu yıkım yaşanmış partnerlerinizle, İkizler Kova Terazi ve Koç Aslan Yay ile yaşanan yıkımda, şimdi bu ikizler dönemini diyor. Yine hava dönemi, yıldız kartı çıkardı. Üstüne aşıklar kartı, Yakupa ikilisi. Şimdi buradaki sıkıntının gerçekten de bir nazara bağladı. Bir sıkıntı var. Üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor ve Başak bunun farkındadır diyor arkadaşlar. Bu ilişkinin kurtarır var mı? Bilmiyorum. Kısım kısım bazılarında olumlu gösteriyor. Bazılarında Başak Burcu'nun kararsız kaldığını gösteriyor. Hayırlısı olsun diyelim ama gerçekten ilişki ikilemde, yani artık sallantıda ilişki bunu gösteriyor. Şimdi Yengeç Balık Akrep ve yükseleni Yengeç Balık Akrep olan partnerlerinizde de ufak tefek sıkıntılar var ama bu kıskançlıktan bahsediyor. Burada ciddi şekilde bir kaygılar var ama Başak Burcu'nu aşık olarak gösteriyor suya. Aralarında bir iletişim söz konusudur. Kesinlikle karşı partnerinin de üzgün olduğunun farkındadır Başak ve barış gösteriyor arkadaşlar. İlişkinin sorumluluğunu karşı tarafın yükleneceğinden bahsediyor kartlar. Evet, güzel gösterdi. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Burada sıkıntıyı toprak gruplarıyla da gösteriyor. Boğa, Başak, Oğlak'la da kısmen sıkıntılı gösteriyor ama burada kesinlikle ilişkideki bazı rutinlik sıkıntı yarattığını gösteriyor. Yani Başak'ın üzen yeniliğin olmaması, yani hayatında ve aşkında bir heyecanın olmamasından bahsediyor. Yengeç Balık Akrep ve yükselen Yengeç Balık Akrep'le arkadaş olan partnerleriniz, pardon, partnerlerinizin, sevgililerinizin arasındaki sıkıntıya arkadaşlarınızın müdahale ettiğini veya karşı taraftaki arkadaşlarınızın müdahale ettiğini gösteriyor kartlar. Ve burada bana gösterdiği arkadaşlar, üçüncü kişilerin müdahalesinden su gruplarıyla Başak Burcu'nun arasındaki sıkıntının alevlendiğini gösteriyor. Şimdi buradaki barıştan bahsediyor. Diyor ki zaten kupanın, yani Yengeç Balık Akrep'in Başak'a bir sevgisi var, duygusu var ama dediğim gibi araya giren bazı kişiler bunların ayrılmasına sebep oluyor. Mesafe olarak uzakta olan birisi veya yol olarak uzakta, yani soğukluk da olabilir, mesafe de olabilir. Bu kişilerden aldığı olumsuzluktan bahsediyor kart. Üzgün gösteriyor yani partnerler arasındaki ayrılığı ve sıkıntıyı. Barış var mı? Var diyor ama
biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bu barajı su gruplarıyla ayın sonuna attı. Yani Haziran ayının 25'inden sonra yattı ve kesin dönüşüm olabilir diyor. Yani bir teklif alabilirsiniz diyor kartlar. Evet, şimdi bir maddiyat ve kariyer bakacağım. Bakalım maddiyat ve kariyerle ilgili neler var. Şöyle bir kartlarımı kart bakacağım arkadaşlar. Şu kartlarıma bakmak istiyorum. Bakalım Başak Burcu'nda maddiyatla ilgili iş anlamında neler var. Kariyer anlamında neler var. Güzel. Şimdi Başak Burcu'nu Başak Burcu'nun hayatını, iş hayatında ve genel hayatında yani maddiyat da dahil olarak değişim ve dönüşüm gösteriyor. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğinden bahsediyor. Ama kesinlikle ayın 19'undan sonraki süre içerisinde duygu karmaşı, yani fikir ayrılığı yaşadığı, bir karar veremediğini gösteriyor Başak'ın. Birkaç işi bir arada koşturmaya çalışıyor. Birkaç işin peşinden bir arada koşturmaya çalışıyor. Ama kesinlikle ayın ikinci yarısından sonra, özellikle 18'i 20'sinden sonraki süre içerisinde Başak burçlarını çok güzel teklifler bekliyor. Yeni değişimler olabilir. Maddi olarak yani beklediğiniz bir para var ise veya finansal konularla yatırım yapmak istediğiniz bir işiniz var ise kesinlikle ayın 20'sinden sonra bırakabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Başak Burçları, terfi alabilirsiniz. Yani işle alakalı bir sorunu olan veya bir sıkıntısı olan kişilere kesinlikle olumlu gösteri ayın 20'sinden sonra. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Yeni iş değişimi yapan Başak Burçları var burada. Adapte süreci onlara çok zorladığını gösteriyor. Kartların önerisi biraz sabretmeniz gerekiyor. Bu soğukluk ve bu sıkıntı kesinlikle ayın sonundan sonra biteceğini gösterir. Yani bu adapte sürecinde her yerde zaten insanlar sıkıntı yaşar ama Başak bu adapte sürecinde çok zorlandığını gösteriyor. Ayın ikinci yarısı, yani 20'sinden sonra, özellikle 25 ile 30'u arasında, 25'inden sonra tamamen bu sıkıntıyla ilgili rahatlayacağınızdan bahsediyor kartlar. Başarı ve zaferden bahsediyor kartlar. Kararsız kaldığını konularla ilgili diyor, ne varsa onunla ilgili diyor. Değişim ve dönüşüm, bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor kartlar. Tamamen gücünüzü toplayarak ileriye, zafere doğru gittiğinizi, tabii bir tereddüt, bir sıkıntı yaşadığınızdan bahsediyor. Uzun zamandır çok emek sarf edip çaba gösterdiğiniz neyse iş ve kariyerle alakalı, onun üzerine Yengeç Burcu'nun döneminde, yani ayın 20'sinden sonraki sürede bir kutlama ve bir olağanüstü bir parti gibi düşünün, zafer yapacağınızı ve kazanacağınızı gösteriyor sevgili Başak Burçları. Konumuzun yükselişinden bahsediyor sevgili Başaklar. Ortak iş yapmak isteyen Başak Burçları kesinlikle kara kara düşünüyorlar. Ortak iş yapmak isteyen Başaklar, yatırım yapmak isteyen Başaklar, lütfen ayın 20'sinden sonraya bırakın her işinizi. Şimdi burada biraz soğukluk ve şimdi ay düğümleri de var biliyorsunuz önümüzde. Üzerinizde biraz negatiflik olduğunu gösteriyor. Veya böyle bir şey söyleyeceğim. Aile içerisindeki duygusal ilişkinizi veya aşkınıza, özel hayatınızı işe karıştırdığınız için sorunlar yaşadığınızı gösteriyor. Onun için bu dönem biraz sallantılı gösteriyor. Ama kesinlikle duygusal hayatınızın yoluna gireceğinden sonraki partnerinize, aranızdaki huzursuzluğun, bu sıkıntı sizi geriyor, zaten iş hayatınıza yansıyor. Bununla ilgili rahatladıktan sonra iş hayatınızda da, yani kendinizi tamamen işinize veremediğini gösteriyor kartlar. Bu dönemden sonra diyor, ayın 20'sinden sonraki sürede diyor, kesinlikle duygusal hayatınızda da, özel hayatınızda da rahatlama olacak. Ve bu tabii ki de iş hayatına daha konsantre olmanıza yardımcı olacak sevgili Başak Burçları. Rahata kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bu dönem ayın 15 ile 30'u, özellikle 20'sinden sonra, 20'si ile 30 arası çok muazzam yükseliş ve başarıdan bahsediyor kartlar. Biraz üzerinizde negatif enerji var. Kendinize okuyabilirsiniz. Ayetlerimi okuyup suya içebilirsiniz veya bir kurşun döktürebilirsiniz.
Kesinlikle denge kartı ile kartı tamamlamak istiyorum açılımı. Olağanüstü iddialı kartlardır. Bunlar konumunuzun yükseleceğini, iş konusunda uzun zamandır emek sarf ettiğiniz işle alakalı ne varsa onunla ilgili dengeyi tutturup rahata kavuşacağınızın, zaferini kutlayacağınızın işaretidir bu. Umarım her şey gönlünüzce olur canlarım. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki kanalıma abone olup izlerseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.